İnci taneleri. Azem. Karakterimizin adı Azem. Hapisten çıkıyor. Niye hapis yatmış? Karısını öldürmek suçuyla yatmış. Karısını öldürmüş mü? Hayır, öldürmemiş. Suçu üstlenmiş. Azem bir öğretmen. Çıkıyor. Kalacak yeri yok. Gidiyor bir pansiyonda. Oda tutuyor. Oradaki personelle kaynaşıyor. Sohbet ediyorlar. Arkadaş oluyorlar. Şey var orada. Zekzek. Zevzek. Yok lan. Zerre zerre. Ha. Zerre diye bir tane çocuk var. Diyor ki gel abi diyor. Ben seni diyor bir yere götüreceğim diyor. Pavyona gidiyorlar. Pavyondan Dilber'i görüyoruz. Dilber. Tam bir Dilber ya. Bir dans ediyor arkadaş. Ortalık ayağa kalkıyor. Hayır, orada kalkmıyor. Orada kalkmıyor. Şeyde kalkıyor. Tüm Türkiye'de. Evet. Dans kurslarına falan gidiyorlar insanlar. Onun gibi dans edebilmek için. Onun gibi giyinebilmek için. O kıyafetten siparişte bulunuyorlar. Dilber tatlı bir kız. Çok da güzel oynuyor. Sanatçı arkadaşımız. Dilber ve Azem arasında böyle bir yakınlaşma söz konusu. Dilber'in bir de şeyi var. Kocası varmış. Onu öğreniyoruz. Ya belli ki böyle zorla evlendirilmiş, eşkıya kılıklı bir adam. Onu da Mustafa oynuyor. Çok da güzel oynuyor Mustafa. Aslanım Mustafa. Şeye geliyor. Pavyona geliyor Mustafa. Pavyonda Azem'le Dilber'in öpüşmelerine tanık oluyor. Çıldırıyor tabii. Sen benim karımı nasıl öpersin diyor. Masumane bir öpücük canım. O kadar abartılacak bir şey yok. Fakat birinci bölümün sonunda bu eşkıya kılıklı adam arkadaşlarını topluyor. Azem'i bir güzel dövüyor. Birinci bölüm böyle bitiyor. Bakalım ikinci bölümü merakla bekliyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.